Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim Sıla Hanım? Meltem Hanım odasında mı? Önemli. Maalesef şirket dışında. Tarık Bey? O da çıktı ne yazık ki. Peki tamam. Teşekkürler. Ay saçmalama Meltem. Ne demek canım istemiyor? Bu çok önemli bir toplantı. Ay canım çok sıkkın Buse. Bunu toplantı falan kaldıracak durumda değilim. Evde kalmak istiyorum. Bak, böyle zamanlarda ev daha da boğar söyleyeyim. Ya çık gel işte. Belki dışarı çıkar hava alırız biraz. Buse ısrar etme lütfen. Peki sana gidin. Aa, yüzüme kapattı. Demek evdesin. Bekle sen. Meltem! Meltem aç şu kapıyı. İçeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. Ha? Keçi ve sevmediği ot diyoruz biz buna. Sen kimsin de benim kapımı böyle... Sen nasıl bir kadınsın ya? Neler yaşadım o haber yüzünden? Senin haberin var mı? Kahroldum ben, kahroldum. Nasıl yaptırırsın böyle bir şeyi Meltem? Nasıl? Ne diyorsun sen ya? Ne haberiymiş o? Anlayamam zaten ben değil mi? Öğrenemem. Safım ya, salam ya. Öğrenemem. Vicdan yaparım. Her şeyi burada bırakıp çeker giderim. Bravo. Kısa zamanda çok iyi tanımışsın sen beni. Sen ne saçmalıyorsun? Hı? Bu saçmalıkları dinleyeceklerim. Çık git evimden. Yürü, bırak. Bırak, sakın bana dokunma Meltem. O haberi sen yaptırmışsın. Bir de ne güzel rol yaptın sen öyle ya. Mağdur kadın halleri falan. Meltem, sen hastasın, hasta. Evet ben yaptırdım. Hiç de pişman değilim. Yalan mı? Bak gerçek yüzünü herkes öğrenmiş oldu. Sen demedin mi bana Tarık'ı seviyorum diye ha? Sen girmedin mi bizim aramıza? Yo, öyle bir şey yoktu aramızda. Ve sen bunu bile bile, kendi gururunu bile hiçe sayarak yaptırdın Meltem bu haberi. Ya ben her gün vicdan azabından öldüm be. Her gün kendimi suçladım ben. Yetmedi bir de sevdiğim adamdan uzak tuttum kendimi. Ondan uzak durmak için onun kalbini parçaladım ben. Sen neyden bahsediyorsun? Sıla, çok içim acıdı şu an. Çok üzüldüm. Ay bak kötü oldum şimdi be. Bırak dalgayı. Sen sadece Tarık'ın değil benim de duygularımla oynadın Meltem. Ne diyorsun sen be? Ha? Sen o haberden daha fazlasını hak ediyorsun. O haber sana az bile. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Sen ne kadar vicdansız... Ne kadar kalpsiz bir insansın. Bana bak. Vicdanı da kalbi de senden öğrenecek değil. Gelip hayatımızın orta yerine dan diye düştün. Senden önce kötü hiçbir şey yoktu. Ama sen hayatımızı paramparça ettin. Bu da mı yalan? Her ne yaşanmış olursa olsun hiçbir şey senin yaptığını haklı çıkarmaz Meltem. Senin adalet anlayışını yerim ben Sıla. Bir de sen avukat olacaksın değil mi? Beni sen manyaklaştırdın. Ne yapmamı bekliyordun? Tarık'ı altın tepside önüne mi sunsaydın? Bunu mu isterdin? Tamam. Tamam. Sana senin anlayacağın dilden konuşalım o zaman. Meltem Hanım. Öyle bir şeye gerek yoktu zaten. Anladın mı? Ben benim olana sahip çıkmasını bilirim. Hem de çok iyi bilirim. Tarık benim. Aşkıma sahip çıkacağım. Ve sen buna engel olamayacaksın. Anladın mı beni? Sen
buna engel olamayacaksın. Meltem Hanım.